Herkese merhaba, herkese günaydın arkadaşlar. Hepimize günaydın. Günaydın. Benim sarı kuzumdan da size günaydın. Kara kuzu zaten bak. Bek 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 bek. Hiç var ya, çene hiç durmuyor hiç. Ne yapıyor biliyor musun? Pedalla çok iyi anlaşacak. Böyle pedalı böyle çeviriyor. Oynamayı seviyor lan, o yüzden dur bakalım ne yapacak. Allah'ım şu güzel kıyafetlerin şu etiketini kopartayım ben ya. Vallahi billahi. Kuyruk gibi. Kuyruk gibi çıkıp duruyor. Dur hadi. Nerede onun şey? Egzoz borusu. Ha, bilmiyorum ama hep atıyor. Gördüm ya onu sanki bir yerde de. Ben sabah şey yapmış olabilirim önce de. Olabilir. Yardımdan yardımcılar olur. Anneme oyuncakları hep toparlıyoruz. Hiç toparlamadığımız bir zaman yok ki. Sürekli olarak toparlıyoruz oyuncakları. Hakan dağıtıyor, biz toparlıyoruz. Hakan dağıtıyor, biz toparlıyoruz. Önceden burada dağıtıyordu. Şimdi televizyon karşısında dağıtmaya başladı. Oraya taşımaya başladı. Onu da biraz biz izin verdik gibi oldu. Ben şimdi onu tekrardan bir bıraktırmaya çalışacağım. Sadece şu bölgede dağıtsın. Diğer yerlere dağıtmasın. Çünkü öbür tarafa geçirdiği zaman, televizyonun karşısına geçirdiği zaman her yer dağılıyor bu sefer. Dağılmayan yer yok. Dün hatırlıyor musun? Ben tam oyuncak oturdum derken Hakan onu bir dökmüştü. Evet. Abisi topluyor, Hakan dağıtıyor. Abisi topluyor, Hakan dağıtıyor. Hakan sürekli olarak dağıtıyor yani. Hakan şu anda işi o. Sadece oyuncakları dağıtmak. Evet. Ne yapalım? Hakan'ın hayatını bir sözcü de söyleyeyim mi? Söyle. Yat, uyu, yap ve oyuncak ol. Telefon mu ver anneciğim? Telefonumu kapatayım. Getir sesini kıs bebeğim. Evet. Tamam. Hayatı bu anlamda geçiyor vallahi. Hakan'ın hayatı yatmak, uyumak. Bezini değiştireceğiz biz. Bezini doldurmak, oyun oynamak. Oyuncaklarını mı? Anne o kadar. Şimdi büyüdükçe bazı şeyler eklenecek. Her şey değişecek. Bakalım bugün olanlarla beraber dışarıya çıkasın var. İsmail kendini yerden yere atıyor. Beyza, İldem de Feyza dışarıya çıktılar. Onlar birkaç gün önceden sözleşmişlerdi. Hatta kızlara dedim ki nereye gideceksiniz dedim. Onlar Markantalya'ya gidecekmiş. Ben de Doğukaç tarafına gitmeyi düşünüyorum. Beraber gidelim dediler. Kesinlikle hayır olmaz dediler. Senin yanımızda istemiyoruz. Tabii ki o işin şakası. Biz beraber gezelim dediler. Neyse beraber gelecekler. Çünkü onlar beraber oldukları zaman sadece fotoğraf çektiriyorlar. Başka hiçbir şey yapmıyorlar. Paso fotoğraf çekiliyormuş. Markantalya'da nereye gideceksiniz dedi. Markantalya otoparkında fotoğraf çektireceğiz dediler. Görüyor musun? Markantalya otoparkında fotoğraf çektirmek için oraya gidiyorlar. Ah gençlik, ah ne diyeyim artık, bir şey diyemiyorum. Bugün Kevser teyzenler yemeğe gelecek. Gelin. Buse abla, Suudi abla, bir de Dilşah abla. Evet, Dilşah ablası da bugün. Biz Kevser'le birkaç gün önceden zaten görüştüydük. Bir telefonlaşmıştık zaten. Aylar öncesinden sürekli olarak söylüyorduk da. Ancak bugüne nasip oldu. Akşama yemeğe gelecekler. Fırında makarna yapacağım. Çünkü Kevser'le bize her geldiklerinde makarna yapıyorum. Makarnayı çok seviyorlar. Aşırı derecede çok seviyorlar makarnayı. Bugün fırında makarna yapacağım. Bakayım, Kevser aradım ama herhalde çok meşgul, çünkü cevap vermedi. Arayan kimdi beni? Kevser teyze. Tahmin ettim bak, arayan da Kevser'miş. Fırında makarnayı belki kıymalı sevmeyebilirler. Kıymalı mı istiyor yoksa kıymasız mı istiyor diye soracaktım akşam yemeğini yapmak için. Şimdi ben bir Kevser arayayım, onunla konuşayım. Ondan sonra giyinelim, bize olanlarla bir Doğuşlu tarafına gidelim. Beni oğluma bir dondurma ısmarlayayım. Olanlarla beraber dışarıya çıktık. Güneş olduğu için şapkalarımızı taktık. Hakan'a taktık ama Hakan çıkardı, hatırlıyor mu anneciğim? Hakan kafasında şapka ya da böyle hiçbir şey tutmuyor. Kesinlikle istemiyor kafasında bir şey takmak. De sonu zaten güneş siperliğini indirdik arabasından da güneş gelmiyor. Ama olsun, biz yine şapkasını bir deneyelim dedik ama takmıyor. Kaç tane şapka aldım. Hepsi de boşa gitti yani. Çok heveslenmiştim hani böyle çeşit çeşit şapka taksın, bere taksın, bir şeyler yapsın ama yapmıyor. Bazı bebekler sevmiyor. Ne diyelim artık. İnşallah büyüdükçe takar. Ha, şuraya gideceğiz anneciğim. Buradan kızlara, Aymire ile Nasira'ya birer tane bir şeyler alalım, tamam mı? Sen beğenmek ister misin bebeğim? Olur. Tamam.
Hadi gir bakalım. Ben de şu. Çok güzel. İlerle. Bak. Hayır, senin ayarlarısın. Bunlar ayak bileği. Aa, bunlar ayak bileğiymiş. Gel, burada da var. Çok güzel. Hep ayak bileğine. Sen bunlara bak, ben bunu. Hadi bak bakalım. Bak, burada çalışıyor falan, görüyor musun? Büyük şehir. Çiçekler herhalde bakın yapıyorlar anneciğim. Isınmadan yak kesin çıkalım ve hep beraber. Ne zaman? Bilmiyorum, şimdi müsait olduğumuz zaman. İster misin? Tabii. Denize baksana ne güzel. Ben şuradan bir denize bakalım sen. Attılar bizi. Şaka mısınız? Vallahi. Fotoğraf çekmek yasakmış. Görevli geldi, ne yapıyorsunuz dedi. Biz de fotoğraf çekiyoruz dedi. Son müdürle telsizde konuştu. Dedi, iki tane hanımefendi, iki tane hanımefendi. Sadece dedi şahsi fotoğraflar var. Ben baktım dedi ama bakmamıştı adam. İşte ondan sonra o da tamam dedi. İşte yasak falan dedi. Sonra görevli dedi, burada dedi çekim yapmak yasak dedi. Ve şeyde AVM'de dolaşın dedi. Buradan çıkın dedi. Biz de çıktık. Fotoğrafları siz dediniz mi? Hayır. Vardı da belki bir bildikleri, o yüzden şey yapmıyorlarmış. Evet. Bakalım. Ama bilmiyorduk ki yani. Çok da kovuldunuz ya, ne diyorsunuz artık. Ama nereden bilelim biz fotoğraf çekimleri? Otoparkta fotoğraf çekimleri nedir? Daha bak, güzel de. Orada sarı şey çizgiler falan, roş iş var ya. Roş iş. Moda çekeriz, moda. Moda. Şimdi moda otoparklarda şey mi çekecek? Evet. Aşağıdaki bizim otoparkta çekin. Aşağıda bizim otopark mı var? Aynen. Burası otopark. Açık onlar otopark burası yani. Bunlar zengin otoparkı. Ne? Markantalya zengin otoparkı mı? Evet. Zengin otoparkı, Terasiti otoparkı. Terasiti mi? Evet. Şey mevkiden dolayı diyor. Evet, Feyza'nın şu anda Lara olmuş. İyi
fotoğraflarını sildin demişler. Oho, sildirecek olsa 100'den fazla fotoğraf var orada. Ama hiçbiri güzel çıkmadı, yapamadı. Evet. Beceremedim. Çıkmadık abi. Nasıl bir şey yapmayı düşünüyordunuz? Önceki çıktığımızda çok güzel bir sürü fotoğraf çekildi. Bu siz bugün tek bir fotoğraf çıkmadı. Siz bugün dışarıya sadece fotoğraf çekmeye mi çıktınız yani? Evet. Yok, beraber vakit geçirdik. Çok özlemiştim. Zaten hiç görüşmüyorsunuz da. Hiç. Yani. Özlem giderdik. Bu sabah... Bu sabah yok. Daha dün beraberdiniz. Böyle şeyler olabilir. Biz birbirimizi özlüyoruz. 2 saat de olsa özlüyoruz. Ne diyeyim, bir şey anlayamam artık canım ya. Sizin de... Ne yapıyorsun şimdi anne? Fırında makarna. Lazanya. Lazanya gibi oluyor. Lazanya gibi oluyor. Makarna. Al şunu. Teyze, sen şu fincanları yıka. Tamam. 3 tane. Şu ortamı toparlayalım. Rahat rahat. Kapan kapa. Ne yaptın anneciğinden izin aldın mı? Dur şunun sesini kısacağım falan. Yok. Kalacağım yeme. Niye? Kalmayayım. Senin misafirin gelecek. Kız misafir dedim ki Kevser. Olsun. Yabancı bir insan değil ki. Ha, yabancı biri olur dediğin doğru. Gel, kalmayabilirsin. Onda haklısın. Peçetelerimize bak. Hakan da attı peçete. Uyuyor. Evet bak uyudu sonunda. Uyurken sonunda. Biz de yemeğimizi hazırlayalım. Ne yaptın? Hadi sen istersen bir üstünü değiştir. Elime yağ sürdüm şimdi. Sonra. Yatmadan önce sürsene yağlarını. Şimdi sürür. Elimi yıkadım yani da sürtmeye çıkacaktım. Senin tişörtüne bayıldım ben ya. Çok güzel. Teşekkür ederim. Annem de çok beğendi. Evet güzel. Kotu da güzel. Evet. Beğendin mi Feyza kotu? Evet. Çok güzel. Alalım sana bir tane ondan. İstersen. Olur. Güzelmiş. Ben çok beğendim. Atlaks'tan aldık. Zaten başka nereye gidiyorsunuz? Funla, Ataks, Atlaks. Moduline. Moduline. Ama Moduline'ın mal şeyleri çok güzel. Bugün bana bandananı nereden aldın diye sordular. Ama bandanalar çok... Sen nereden aldın bandanaları hakikaten? Teyzemde. Birini teyzemden aldım, diğerini de ambardan aldım. Ebru Yücel butikten alıyor, görüyor musun? Evet. Ben de dedim teyzemden aldım ama dedim ambarda da var dedim. O dedi tıraşıklardaymıştı. Ambar sadece çıklardan var ama şeydeki ne? Horzumun yanındaki ne? Neredeki? Ataks. Ataks mıydı o? Ataks. Horzum spotu yanında var, hatırlıyor musun? Bir ara girelim dedi de girememiştik. İşte bunu aldım, yedi diyor. Ha. Mark Antalya'nın orada. Ataks. Evet. Orası da güzel ama. Işıklarda da Ataks var. Orada da var. Tişörtün nereden aldın? Onu da mı Ataks'tan? Onu şey... Işıklarda butik gibi bir yerden aldık. O tişörtü gerçekten güzelmiş. Başka çeşit şey var mıydı? Bilmiyorum. Varsa anneme de falan almam. Sadece şey vardı. Evet, Wonder Woman'da başka var da bunun modeli çok güzel. Hayır, modeli gerçekten güzel. Bu modelde başka şey yok, yok mu? Yok. Renk de yok. Evet. Bir de ucuz ha. Evet. 35 lira mı? Kot ne kadar? Ya 80 ya 90'dır. 90. Kot güzel. Benim kot hoşuma gitti. Şimdi kotlar çok pahalı ya. Her şey çok çıkmıyor. 80 90 lira, 100 lira, 120 lira. Ama kot gerçekten güzel. Eğer hoşuna gittiyse lira. Feyza hani evet. Ben al dediğim diye alma yani. Kot güzel. Ben kendim de güzelim. Beyza'ya da çok yakışıyor. Güzele ne yakışmaz? Hiçbir şey. Her şey hiçbir şey. Hiçbir şey. Sana her şey yakışıyor canım. Maşallah. Fotoğraflarınıza biraz sonra bakayım mı ben? Hiçbir şey çekemedim ki. Güzel hiçbir şey yok. Bakma. Başka bir zaman fotoğraf ne kadar uğraştınız? Kaç saat orada vakit harcadınız? Girdik bir saat sonra görevli geldi yanımıza. Sizi var ya kameralardan gördü onlar. Evet. Ben sana söyleyeyim. Bir de tam o zamanda normal mesela ışığın altında falan olsak bir şey demeyeceklerdi çok yine. Arabanın yanındaydık. Bir tane araba vardı. Bunun önünde şey var ya, Brunitos. Şu bu değil. Başka hani bu şeyde yaşlı bir tane tavşan var ya kırmızı. Evet. Bir tane araba vardı. Tostos. Vos vardı. Onun kapısında da şey vardı. O kırmızı tavşandan vardı. Ben de tam o arabanın önündeydim, adam yanımıza geldi. Aha dedim, arabaya bir şey yaptık sandım herhalde de TikTok çekiyor sanmış, video çekmek yasak falan. Bir tane sizle konuştu, bizi şikayet etti. Şikayet etmedi, sormuştur. Şikayet etmedi, müdür ona söylemiş. Bir tane hanımefendi var. Hayır var ya bak, sizi bir saat sonra gördülerse sizi bir saat şöyle bir bakmışlardır. Bence kendi aralarında gülmüşlerdir. Ne yapıyor benimle?
çekmiş. Fotoğraf çekmiş. Ama hep aynı yerde kaldı. İşte zıpladığınız için de zaten iyice ilgi çekmişsinizdir bu. Dediğim gibi bu deliler ne yapıyor demiştir. Birbirimizin üstüne atladık. Hayır ya, atlamadık. Öyle sarılarak zıpladık. Fotoğrafınızı kim çekti? Telefon. Sağ ayarda. Ayarladınız. Bas, koş. O kadar zıplamadık, abartma. O kadar rezil olmadık. O kadar rezil olmadınız. Az mı rezil oldunuz? Kimse yoktu ki. Bir tek kamera. Kız kameralardan zaten sizi seyrettiler. Eksi. Eksi beşe indiniz. Eksi be, dört. Hayır, beşti. Turumuz aynı. VIP'de niye çekmediniz? Daha aşağı inecektik de internet çekmez diye. Bir tane adam geldi, arabayı bıraktı. Ondan sonra böyle yanımızdan geçiyordu. Biz o zaman fotoğraf çekiyorduk, şöyle bir baktı. Sonra bir daha baktı, sonra gitti. Ne yapıyor bunlar der gibi baktı. Gençler ne yapacaklar? Fotoğraf çekiyorlar. Fotoğraf çekiyorsunuz. Bittim İsmail senin. PS'e şaplar geliyor değil mi? Pardon. Evet. Acıktın mı? Yok. Acıkmadın mı? Makarna var. Makarna değil. Fırın makarna lütfen. Fırın makarna. Sana da kal diyoruz, yok dedim. Beşamel soslu fırın makarna. Bak, beşamel sosla yapıyorum şu anda Beyza'cığım. Bunu içirmek çok acı verici. Ne? Bunu içirmek diyorum. Kal tatlım. Arayı sorayım mı? Bunu izin vermeyebilir. Tamam, sen bir sor. Söyle annem. Benim şnorkelle şey açmışsınız, onlar nerede? İçeride. Getir bakalım onu. Hangi? Şey, oturma odasına baktın mı? Bir oturma odasına bak. Evet, koca bir iki tane şöyle kase fırın makarnamız var. Şöyle iki büyük kaseyi aldım ki hiç olmazsa beşamel sosuyla karıştırırken daha rahat karıştırın, böyle iyice bir harmanlayayım diye. Yoksa aslında o kadar da fazla bir makarna yok burada, fırın makarna. Bir de Kevser'cim şey istemişti. İçeride yok. Yaprak sarması, sarma yapar mısınız? Zaten buzlukta hazırda olan sarmaları hemen çıkardım zaten. Tencereye dizdim, ocağıma da koydum. İçeride ablana sorabilirsin şnorkelini. Hakan'ın oyuncaklarının içine baktın mı? Bir de oraya bak. Bir şey diyeceğim. Hani genelde biz böyle yapıyoruz ya, genelde böyle oluyor. Bizim aradığımızda böyle, Deniz'i bizim aradığımızda böyle yaparken bunun böyle gelmesi. Hayır, o öyle gelecek. Sen bunu ağzına tak. Şimdi kafanı suya sok. Ya tam takıyormuş gibi. Sok kafanı suya. Tamam, bu yukarı bakıyor. Sen suyun içinde böyle dik duramazsın ki. O böyle dik durmaya çalışıyor. Ha, sen iyice boyundan aşağıya mı batıyorsun? Su yani deniz boyu bu kadar geçiyor mu senin boyun? Böyle ya. Hı hı. Buradan şuna bu kadar geliyor. Anladın mı sen demek istediğini? Anladım. Suyun altına girip böyle dik duruyor. Ama dik durmak istiyor. Ama dik durması için suyun üstü, boyun üstünde olması gerekiyor. Eğiliyormuş. Öyle mi? Şöyle gitmem lazım. Buraya bakması değil de böyle bakması lazım. Çünkü bizim... Sen suyun altına girmiyor muyuz? Vicdanın gafürümü. Hayır. Ya ablasını kaptalım. Sebep? Düşüyor. Ha, düşüyor mu? Söyle. Biz böyle gidiyoruz. Tamam anneciğim, ama böyle dik gidemezsin. Böyle dik gidersin. Böyle... Biz gidiyoruz. Ya. Anlamadın sen bütün olayı, bile karışıyorsun. Anlamadın olayı, neden karışıyorsun? Sen suda böyle mi gidiyorsun? Sen böyle gidiyorsun. Evet, ablanın gibi böyle gidin. Anneciğim, sen ödediğin şekilde düz gidilmez. Sen ayakta mı duruyorsun suda? İşte ayakta durmuyorum. Ayakta gidiyorlar, o yüzden. Dur bekle, bir gözünü de taksın. Saçlarım. Geldim. Saçlar içeride kaldı. Saçlar içeride kaldı. Mantar gibi oldu. Ya. Gel annem, gel. Bu ayarını da yapamadık biz daha. Sıkma ayarını yapamadık. Yap. Mantar gibi oldu çocuk. Annem ya. Geldim. Dur bekle bakayım. Tamam hadi. Denize girerken saçlarımı topluyorum İsmail. Böyle değil bak. Bak böyle bak. Ablana söylüyorum. Şöyle. İsmail sen ileriye niye bakıyorsun? Deniz'in içine bakacaksın. Ya içine bak bir bak. Deniz'in dibine bakmak istemiyor bu. Deniz'de karşıya bakmak istiyor, anladın mı? Evet.
Tipe bakmayın. Deniz de var. Her şeye bakmak istiyor. Gözüne su damlamasın. İsmail ne yapacaksın? Şnorkeli yamultalım mı? Ama şnorkelin olacağı bu. Bütün şnorkeller böyle. Yo, denizdeki öyle değil. Denizdeki de öyle. Böyle dönüyormuş. Dönüyor. Ben hiç duymadım dönüyor. Zaten şnorkel kullanmadan bat. Böyle bir bak. Ağzını beş arasında kapatmayın. Açıp. Nefes al bir daha. Böyle bir gir. Bir daha çık. Şöyle zaten git. Sen onu yanlış çekiyorsun. Burnuna baksana altından. Dur anne. Tut kafanı. Şuna tut kafanı. Ay sağlam mı? Çıkar anne. Çıkar onu diye takarsın. Boğuldu. Şuna bak. Her yeri kırmızı oldu. Yapma yapma. Tut kafanı. Hayır tut kafanı dedim sağlam dursun ki ben şeyi çekeyim yani. Sana kafası da gelecek. Şimdi Beyza her şeyle dalga geçiyor. Evet, evet her şey dalga geçiyor. Aldım. Kolay gelsin. İsmail bana Minecraft öğretiyor. Sen Feyza'yı bırakmışsın. İsmail'e mi takılmaya başladın? Oynayacak insan bulamıyormuş, sıkılıyormuş. Oynayalım mı sana öğreteyim mi dedi, ben de olur dedim. Şimdi Nişan ablan gelecek, ondan sonra oynarsın artık. Ya oğlum anne, öyle bir ejder yaptım ki, ama ejder tam olarak olmaz. Şöyle bacaklarını yaptım, bu da büyük bir elmas koymaları lazım. Onu yaptım. Bir de şuradaki şeylerini yaptım. Çok fazla, çok büyük bir şey yaptım. Bayağı uğraştım. Şimdi Beyza sana soruyorum. Yani oynarken ne hissediyorsunuz? Hiçbir şey. İsmail'e yardımcı oluyor. Ha yani çok şimdi şey o, değil mi? Boş. İsmail mutlu oluyor. Odunların üstüne gitsem. İsmail mutlu oluyor. Bak. Az önce çocuğu kızdırdı. Şey. Şimdi mutlu etmenin çabaları içinde. 22 tane olmuş. İsmail her mutlu şey. Oluyor. Küssün mü? Küsmez ki sana o. 5 dakika sonra unutur. Unutuyor, barışıyor İsmail öyle. Ben genelde öyleyim. Küsme olayı olmaz. Oynuyorsun. Mesela bir yere Kerem'le oyun oynuyorduk. Bir şey olmuştu. Küsmüştük. Sonra hemen 2 dakika sonra yine tekrardan barıştık. Bu kadar yani. Her Allah'ın günü beraberiz. Tabii barışacağız. Piş piş piş. Piş piş piş. Piş piş piş. Hiç mutlu değil. Hiç mutlu değil anne. Bence de hiç mutlu değil. Göbek açıldı göbek. Kapatak mı göbeği? Kapat göbeğimizi. Andır. Dur cevaplarda gelirim sana. Gülüşüm bana oksijen. Gülüşüm bana oksijen. Gülüşüm bana oksijen. Ne? Tamam gel. Oh bak. Bak anne. Ne bu? Kim bu kim? Ay bu hiç mutlu değil. Sen büyüdükçe somurtkan mı oluyorsun? Hayır. Anne, dur bakayım şu dişanlı İsmail'e bakayım. Şey, merhaba. Savaşlıyım. Ne haber dişanım? İyi. Nasıl gidiyor? İyi. İyi mi? Bence gayet hoş gidiyor. Bu, ne dedi? Bence gayet hoş gidiyor. Hayır, gayet hoş gidiyor. En sevdiğim oyun. Bana bak yaptığım şeyi bayılırım, göstereyim mi? Biliyor musun Minecraft'ı da? Göster bakalım. Ben bir dünya yapmıştım. Bir şey yapmıştım. İsmini de Dragon Manyak koyduk. Özellikle. Bu en son sürümün giriş kısmından da kocaman bir ejder vardı, onu yapacaktım. Şöyle bir kısmını yaptım. İsmail nasıl havaya kalkıyoruz? Çok güzel olmuş anne. Sen bunun devamını yaparsın. Sabahtan bir anlamda başlıyor. Ama güzel olacak yani İsmail. Harika oldu ya. Böyle. Bunu dinozor yapayım. Patlasın. Ya hayır. Ben de biraz onu hayır yapacağım. Hayır diyor ya. Hayır. Tamam ya, patlatmayacak kız. Hayır. Hayret bir şeysin. Bunu 50 defa kaydetmem lazım. Neydi Feyza? Rast. Neydi oluyor senin saçların örgüsü? Normal örgü, Afrika örgüsüne benziyor da. Tam olmadı ama. Bir şey yok. Ek saç yok içinde. Ek saç mı oluyor? Evet, onlar da ek saç oluyor. Aa, hiç bilmiyorum. Ben örgü mü Feyza'nın saçları örgü. Cevserler'le akşam yemeğimizi yedik. Çok böyle bir anda başlayıp bir anda biten bir evet. Yemek oldu. Ben ne zaman oturduk, ne zaman kalktık anlamadım bile. Çünkü Cevser gerçekten yorgundu. O yüzden de eve gidesi vardı. Kadın ayakta uyuyordu. İnanın ki resmen. Bugün çok yorulmuş. Bir saniye İsmail çek. Evet. Ya o gelmiyormuş. Vazgeçti. Biz de var kenara çekiyoruz. Şimdi Kevserleri evine gitti. Biz de Beyza'yı eve bırakacağız ve yukarıya bir çıkacağız bir. Bugün görmedin mi? Evet, bugün görmedim ben annemi.
siz bugün, siz bugün görüştünüz yani Feyza ile. Ben annemle görüşmedim yani. Gideyim bir gün Cancan'la şöyle bir çay içeyim. Oturayım. Annem de kesin çay vardı zaten garanti. Sizin, evet ama annenin yaptığı çaylar da çok güzel oluyor yalnız. Bu ne ya? Bu niye böyle bu kadar şey var? Korna çala çala gidiyor. Yoğun bir trafik var. Niye korna çalıp duruyorlar böyle? Boy vardı belki. Olabilir vallahi hiç bilmiyorum. Geldik tatlım geldik. Çıkaramıyorsun. Ama arabayı ters koyduğum için çıkaramıyorsun. İsmail sen yürür mü çıkacağım? Ah bismillahirrahmanirrahim. Şey olur. Ah dizi. Bunlar iki arkadaş gaziler. İkisi de dizlerinden. Dizimiz kapalı. Bak benim konum. Bak. Bu da şeyde o. Patane düştüğünde oldu değil mi? Evet bu ilk düştüğümde oldu. Her... Radyonun içinde bir ara havadaydı. Ay evet Feyza. Ay o havada olduğunu var ya söyleyince şu konumdan ya. Işığa nasıl bakıyor ya? Ablam valla takla açmış oradan şey. Takla açmış ablası evet doğru. Hayır hadi benim bak. Çok parçalanmasın diye kendimi yuvarladım. Aferin. Sen bilinçli olarak düştün yani. Şey ne dedin? Bilinçli demeyeyim de. Zaten dengemi kaybettim anlayınca kendimi yere attım. Yoksa sırt üstü gidiyordum. Benim kolum yoktu. Feyza Allah korumuş ya. Şuna bak. Hiç bakmıyorsunuz kendinize. Bak bak. Yalayacak. Hayır kafa. Tutuyorum. Ama daha yaladım. Ay çocuğuma ya. Şuna bak. Tipsiz. Evet hep beraber buradaki cümbür cemaat videomuzu sonlandıralım arkadaşlar. Biz kaçalım artık çünkü iyice geç oldu. Beyza'yı bıraktıktan sonra hemen biz geri döneceğiz. Evet arkadaşlar bir güzel günümüzün daha sonuna geldik. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.